Evet arkadaşlar, Bookworms ünitesinde sorun olduğumuz bir konu var. O da Propositions of Place. Propositions of Place. Ne demek Propositions of Place? Bir şeyin, bir nesnenin konumunu, yerini belirten kelimeler demek İngilizce'de. Üstünde, altında, sağında, solunda, yanında gibi ifadeler. Şimdi bu ifadeleri öğreneceğiz beraber. Propositions of Place konusunu şimdi beraber işleyelim. Propositions of Place. Nerede? Yer edatları. Evet, Türkçe'de ne diye geçiyor? Bu aslında yer edatları. Yani onun tam olarak ne anlama geldiği önemli değil. Biz içeriğine bakacağız. Bir şeyin veya kişinin yerini sorarken where? Yani nerede soru kelimesini kullanırız. İlk önce burası önemli. Yani birisi bize bir şey sormadan bir şeyin, bir nesnenin konumunu tabii ki de durduk yere söylemeyiz. Bu soru önemli. Bir şeyin veya bir kişinin yerine sormak istiyorsa ne soracaksın? Where, yani nerede? Zaten WH questions diye bir konu var. Türkçedeki 5N1K anlamına geliyor. Ne, nerede, ne zaman, kim, nasıl gibi sorular. Onlar çok önemli. Bu da onlardan bir tanesi. Where, nerede diye soruyoruz. Devam edelim. Repeat the English sentences, please. Repeat. There is a bus stop. Yes, where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Where is Ahmet? Where is Ahmet? Ahmet nerede? Where is Ahmet? Sorulan şeyin veya kişinin yerini söylemek için ise bazı yer edatları kullanırız. Evet, şimdi buradan sonra başlıyor asıl şey, bilgiler önemli. Sorulan şeyin yerini söyleyeceğiz. Üstünde, altında, yanında, arasında, arkasında, önünde, bitişinde gibi ifadeleri şimdi kullanacağız. Burayı iyi dinleyelim ve ne yapıyoruz? Notlarımızı alıyoruz. Şimdi bu edatlara bir göz atalım. Atalım hocam. Repeat the English words, please. Repeat. Siz de tekrar edin. In. In. İçinde. İçinde. In. On. On. Üstünde. Üstünde. On. Next to. Next to. Yanında, bitişiğinde. Yanında, bitişinde. Bak benim ne diyeceğim. Near, biraz daha mesafe var. Yakınında. Near. Behind. Behind. Arkasında. Yes, behind. Between. Between. Arasında. Arasında. Opposite. Opposite. Karşısında. Karşısında değil mi? Şu an sizle ben gibi. Opposite, karşısında. In front of. In front of. Önünde. Önünde. Bu iki ifade arasındaki fark şu. Opposite, karşı karşıya. In front of, önünde demek. Bunlar zaten aynı değil. Under. Under. Altında. Yes, the cat. You can see the cat. It is under the table. Over. Over. Üzerinde. Evet. Bazı birbirine karışan, bazı birbirine çok benzeyen ifadeler var. Bu konuda. Hani mesela üstünde ile üzerinde aynı şey değil. Üstünde direkt temas var. Üzerinde derken mesela temas yok. Masa ile kedi arasında. Around. Around. Etrafında, yes. Civarında. Around. Etrafında, civarında. Şimdi de örneklerle konumuzu pekiştirelim. Repeat the English sentences, please. Repeat after the... Where is the school? Where is the school? Okul nerede? Yes, where is the school? Okul nerede? It's next to the park. O parkın yanında. Next to neydi? Parkın yanında. Where is the barber shop? Where is the barber shop? Barber, you know, barber shop. Berberi soruyor arkadaş. Where is the barber shop? Berber dükkanı nerede? Where? It's behind the bus stop. It's behind. Otobüs durağının arkasında. Yes, it's behind the bus stop. Otobüs durağının neresindeymiş? Arkasındaymış. Behind kelimesi arkasında. Where's your brother? Where is your brother? Where is your brother? Senin birader nerede? Brother. Senin erkek kardeşin nerede? Yes, where? Is in front of the library. In front of, in front of the library. Kütüphane neresindeymiş? In front of, önünde. O kütüphanenin önünde. Evet. Şimdi hani birkaç örnek verelim. Az önceki örneklerde örnekleri üzerinden gidelim. Kedi üzerinde. Yani. Yes.
The cat, yes, meow. The cat is in the basket. İçinde. Where is the cat? Yes, the cat, it is in the basket. Ne? Basket. Ne demek basket? Sepet demek. Sepetin neresinde? In. Aynen. İçinde. Where is the cat? Yes. İlk öncesi söyleyin. Okay. Yes, the cat is on the chair. Yes, the cat is on the chair. Kedi nerede? Chair'ın, yani sandalyenin üzerinde. Üstünde. Üstünde, pardon. Next to. Where is the cat? Where is the cat? Where? Nerede bu kedi? Yes, the cat is next to the chair. Next to the chair. Neresindeymiş? Next to. Yanında, bitişiğinde. Değil mi? The cat is next to the chair. Niye? Where is the cat? Where is the cat? Where is the little cat? Kınında. The cat is near the door. This is door. Where is the cat? The cat is near the door. Şimdi mesela next to bitişinde demek. Yani onu söyledim, tekrar söyleyelim. Next to bitişinde. Yani arada neredeyse bir temas var. Çok yakın bitişinde. Ama near'de ne var? Arada bir mesafe var. Bu ikisinin arasındaki fark bu. Mesela şeyi anlatalım. On ne demek on? This is on. Üzerinde. Mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Mouse. Where is the mouse? It is on my hand. Elimin üstünde. Fakat üstünde derken arada bir temas var. Yani direkt üzerinde. Fakat arada bir temas yoksa over oluyor. Buraya yazıyorum. Over. Yani üzerinde. On. Üstünde. Over. Üzerinde. Hind. Yes. Look at the cat. Where is the cat? Where is it? It is behind. Behind the desk. Değil mi? Kedi nerede? Arkasında. Behind. Arkasında. Between. Between, you know, between. There is two chairs and where is the cat? The cat is between the chair. Neredeymiş? Kedicik arasındaymış. Sandalyelerin arasında. Arasında. Opposite. Opposite. Yes, opposite. What does it mean, opposite? Karşısında. Yes, the cat is opposite the chair. Chair. Karşısında. In front of. In front of. Mesela burada da in front of ile opposite birbirine çok yakın anlam. Bunu şöyle anlatabiliriz. Bir yol düşünün. Benim önümde bir yol var ve yol karşısında bir market var. O zaman o market arada bir engel olarak düşünün. Arada bir engel varsa karşımda kalmış oluyor. Arada bir engel varsa, yani direkt önümde değilse, arada bir engel varsa o zaman ne oluyor? Karşısında oluyor. Fakat arada bir engel yoksa, direkt hemen önümdeyse, dokunabileceğim şekilde, yani yakınımdaysa, önümdeyse, o zaman ne kullanıyoruz? In front of. Evet. In front of. Direkt hemen önümdeyse kullanıyorum. Fakat opposite, karşısında gelen, karşısındaki anlamına gelen opposite kelimesini ise, arada bir belli bir mesafe var ve engeller varsa, o zaman da opposite kullanıyorum genelde. Önümde. Yes, in front of. Evet. Under. Altında. Under, yes, altında. The cat is under the table. The cat is under the table. Over. Üzerinde. Yes, where is the cat? It is over the table. Over the. Bakın burada on kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Çünkü kedi ve masa arasında bir temas yok. Yani direkt üstünde değil, üzerinde. Az önce söylemiştik. Arada bir temas yoksa üzerinde, ama direkt üzerindeyse, direkt yani temas varsa, o zaman üzerinde kullanmıyoruz, üstünde diyoruz. Böyle küçük farklar var. Round. Around. The cat. Etrafında. Yes, where are the cats? Kediler nerede arkadaşlar? The cats are around. The cats are around the world. Dünyanın neresinde? Etrafında dönüyorlar. Evet, propositions of place
Bu şekilde arkadaşlar. Yani belli başlı kelimeler var. Çok böyle çok bir kelime yok aslında. 8-10 tane kelime var. Bu kelime bilirsek bir şeyin, bir nesnenin ya da bir kişinin nerede olduğunu, konumunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok zor bir konu değil aslında. Where diye soru soracağız. Nerede? Where? Cevap verirken de neyi kullanacağız? In, on, under, near, next to, behind, between, around gibi 8-9 bilimenin 10 tane kelime kullanacağız. Evet, şimdi son olarak bir de buradan görsel olarak bakalım. Propositions of place konusuna bakalım beraber. Gelin hep birlikte yer edatlarını öğrenelim. Yes. Behind, arkasında. Arkasında. Between, arasında. In front of, önünde. In, içinde. Near, yakınında. Next to, bitişiğinde. Near, yanında. Yani arada belli bir mesafe var. Ama next to ise ne demek? Bitişiğinde. Yani neredeyse dokunuyorsun, temas var. Yanında. On, üstünde. Over, üzerinde. Evet, dikkat ettik mi? Az önce on derken direkt üstündeydi, temas vardı bu şekilde. Ama over olunca artık temas yok. Üzerinde. Yukarısında. Under, altında.